başka konuya geçeceğim. Şimdi bir Almanya sorunu var değerli seyirciler. Almanya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir vize zulmü uyguluyor. Evet, kelimeler gayet farkında olarak söylediğimin bilincinde seçerek belirtiyorum. Almanya'nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uyguladığı vize zulmü artık bıktırdı. Şimdi sadece sıradan yurttaşlar değil ki, sıradan yurttaşlara da bu yaygın, asıl mağdur onlar. Ama bir iş adamı, bir siyasetçi, bir aydın, bir entelektüel, bir gazetecinin bile Almanya'ya gitmesi artık ciddi bir sıkıntıya yol açıyor. Bir mesele, vize vermiyorlar. O kibirli, sömürgeci, batılı beyaz adam tavrından artık bıktı bu ülke. Bu ülkenin yurttaşları da bıktı. Ben somut olarak bir şey yaşadım, o nedenle bunu söyleyeyim. Şimdi Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 22'si ve 24 arasında, yani 22-24 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye gelecek. İstanbul'a gelecek, Ekrem İmamoğlu ile görüşecek. Sonra Erdoğan'la ve daha sonra Özgür Özel'le görüşecek. Ben Sayın Steinmeier Türkiye'ye gelirken özellikle şunu kendisinden rica ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu vize zulmünü neden uyguluyorsunuz? Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve diğer konsoloslukları ve Almanya'da Berlin'deki Dışişleri Bakanlığı bunun cevabını vermelidir. Ben başıma gelen somut bir olayı anlatacağım. Bakın burada afişi var. Afişi var. Şimdi ben, arkadaşımız Barış Terkoğlu da bunlardan birine katılıyor. Almanya'da 3 kentte konferans vermek üzere davet edildim. Kültürel bir faaliyet. Ben bir gazeteciyim, 38 yıllık gazeteciyim. Yayınlanmış 15 kitabım var. En son kitabım işte Kutsal Kısır Döngü. Türkiye'de tanınmış, etkili, izlenen bir televizyon kanalının genel yayın müdürüyüm. Yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Az çok dünyada da tanınan bir gazeteciyim. Hakkımda onlarca siyasal dava açılmış. Burada işim var, gücüm var, adresim var vesaire var. Yarın uçağım benim saat 11'de ve hala bana vize verilmedi. Ya ben iltica etmek için ülkenize gelmiyorum. Ülkeniz o kadar değerli de değil. Bayılmıyorum sizin ülkenize. Ben oraya bir iş yapmaya geliyorum. Alman kültürünü de önemserim. Yani 10 tane felsefeci saysanız bunların 8'i Almandır. Alman edebiyatını da önemserim. Değerlidir, kıymetlidir. Ve ama Almanya'nın bugünkü ulaştığı refah da bu ülkenin giden mazlum insanların, bu ülkeden giden emekçilerin çok önemli bir payı var. Böyle bir uygulamayı reva göremezsiniz. Bakın bu etkinliğin tarihi 19 Nisan. Bu saat itibariyle bana hala vize gelmiş değil. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ben 32 yıldır basın kartı taşıyan, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na FİJ'e üye olan, birçok uluslararası gazetecilik platformunda yer almış, ayrıca PEN üyesi olan bir yazarım. Ya siz bana bu vizeyi vermiyorsanız eğer, bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına zulüm uyguluyorsunuz demektir. Ve Türkiye'de hükümete ben sesleniyorum. AKP hükümetine. Ayıptır ya. Sizin ülkenizin yurttaşlarına bu kadar büyük bir vize zulmü yapılıyor. Şimdi bu nedenle ben buradan Almanya'daki Köln'de, Münih'te ve Düsseldorf'taydı zannediyorum. Etkinlik için yarın gelecek. Yarın çünkü bir tanesi Cuma olacaktı hocam yarın. Evet. Diğeri Cumartesi ve diğeri de Pazar'dı. 3 gün ardı ardına 3 ayrı kentte konferans vardı. Pazartesi sabahı da dönecektim. Eğer gitmiş olsaydım ben Skype'la katılacaktım otelden ya da uygun bir yerden. 18 dakika programını hiç aksatmıyoruz biliyorsunuz. Yarın da ben İzmir'de köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılan aydınlanma konferansında konuşmacıyım. İzmir büromuzdan katılacağım 18 dakikaya. Yani bu nedenle ben İzmir'deki aydınlanma konferansını da ertelemiştim. Gelemeyeceğim, benim Almanya'da böyle bir etkinliğim var, çok önceden planlanmış diye. Ne oldu hocam biliyor musunuz? Uçak biletlerimizin parası yandı. Oradaki otel rezervasyon paramız da, yani otel parası da ödenmişti, o da yandı. Ya maddi olarak da bizi zarar uğrattılar. Şimdi bu etkinlikler Tele1'e destek etkinlikleriydi diğer yandan da. Bizim, o da engellenmiş. Engellenmiş oldu. Yani buradan bize bizim bir maddi zararımız da var. Bunu birisinin açıklaması gerekiyor. Ben buradan Almanya'nın
İstanbul Başkonsolosluğunu, Ankara Büyükelçiliğini ve Almanya Dışişleri Bakanlığını ve Almanya hükümetini ve Steinmeier'i protesto ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına böyle bir muameleyi uygulayamazsınız. Bakın vize almayalım demiyorum. Ama bunun bir insaf ölçüsü var ya. İş adamları gidemiyor, gazeteciler gidemiyor, aydınlar gidemiyor, işçiler gidemiyor. İnsanlar tatile gidip gelmekten korkar hale geldiler. Bu bir rezalet. Yani Türkiye'yi hem mülteci deposu olarak kullanacaksınız, iktidara rüşvet vereceksiniz, o mültecileri burada tutun diye. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da aynen Suriyeli, Afganistanlı sığınmacı muamelesi yapıp vize vermeyeceksiniz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ben şiddetle protesto ediyorum bu durumu. Buyurun hocam. Şimdi değerli izleyiciler, bakın bu olayın arkasında çok daha önemli bir başka mesele var. Şimdi biliyorsunuz. Arkadaşlar ben... çok özür diliyorum lütfen hocam. Bu alt KC'yi kaldırın. Yani bana vize verilmediği için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına zulüm uygulanmıyor. Yani şöyle diyelim. Yani Tele 1 Genel Yayın Yönetmenine Almanya vize vermedi diyebilirsiniz ama sadece bana değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve bundan da onur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize zulmü uyguluyor. Gazetecilere ben, bile belki, diyebilirsiniz. Gazetecilere belki. Bile. Evet. Gazetecilere evet. bile. Evet. Gazetecilere, iş insanlarına, siyasetçilere.